Antalya turu 3. gününden herkese merhabalar değerli izleyenler. Bugün Antalya turunun kraliçe etabıyla karşınızda olacağız. İki antik kent arasında nefis bir etap bizleri bekliyor. Aspendos Termessos etabı 101.6 kilometrelik etap geçilecek. Evet, bugünün sonunda %90 ihtimalle diyelim genel klasman şampiyonunun belirleneceğini söyleyebiliriz. Etap 10.30 gibi başlıyor. Aynı zamanda bu yıl Antalya turunun en erken başlayan ve en erken biten etabı da diyebiliriz. Termessos yokuşu artık özellikle geçen seneden bu yana tabii çok olumlu tepkiler aldı ve bu sene de parkura konuldu. Yaklaşık 9.2 kilometre uzunluğunda bir yokuşumuz. Ortalama eğimi çok aslında fazla değil. 5.7 kilometre, 5.7 yüzde olarak eğimi. Dolayısıyla özellikle patlayıcı gücü yüksek sporcuların ön plana çıkabileceği bir yokuş olduğunu söyleyebiliriz. Hemen yine tabii geleneksel olarak start öncesi görüntülerle başladık. Bu da etabımızın kuş bakışı görünümü ekranlarınıza geliyor. Batıya doğru hareket ediyoruz. Sonrasında biraz daha böyle kuzeye çıkmak gerekiyor. Termessos Doğal Parkı'na ulaşmak için 52. kilometrede bir ara sprint kapımız olacak. Sonrasında şöyle bir hafif güneye dönüyoruz gördüğünüz gibi. Ardından yine bir doğal güzellikler kapımız. Burası. Ve sonrasında finish bu şekilde ekranlarınıza geldi. Aspendos'tan başlıyoruz dedik. Adria Mobilciler önde. Bugüne genel klasman lideri olarak başlayan sporcu. Bir önceki gün ikinci etabı kazanan Giovanni Leonardi, Kenneth Van Roy ve Gianni Vermeş'in önünde. Fakat bu sıralamanın bugün tepe taklak olma ihtimali var. Çünkü bu sporculardan yani özellikle Leonardi ve Van Roy o kadar da iyi yokuş çıkamayan sporcular. Bugün bambaşka isimler. İlk iki günde belki adını duymadığınız, burada bizim yayınlarımızda çok az görüntüye giren sporcuları bugün ön planda göreceğiz. Çünkü yokuş çıkmak, sprint atmaktan çok daha farklı bisiklette. Çok daha farklı fizyolojik özellikler gerektiriyor. Çok daha ince olmanız gerekiyor. Daha az ağırlık taşımanız gerekiyor. Sprinterlerin tam aksine bugün zaten önde. Son yokuşta sporcuları sizler de rahatlıkla seçebileceksiniz. Hemen yarış direktörü sevgili Mutlu Erçevik'in bayrağı sallamasıyla seyirci startından sonra gerçek start 0 kilometre noktasıyla verildi. Ve hemen kaçış denemeleri başladı pelotonun önünde. Tabii dün sporcular çok ıslanmışlardı, çok üşümüşlerdi her ne kadar profesyonel de olsalar. Tabii ki hava şartlarının olumsuz olmaları onları da etkiliyor elbette. Öne doğru Jotti Victoria takımından bir atak denemesi vardı. Onlar da önceki iki sprint etabında Andrea Guardini ile pek bekledikleri sonuçları elde edemediler. Bugün acaba farklı bir senaryo ile karşı karşıya kalacaklar mı? Tabii etabın kısa olması bugün kaçış grubuna girme isteğini de sporcularda arttıracaktır. Dolayısıyla sürekli olarak öne doğru denemeler yapan, adeta özellikle şu açıdan bakın, arı kovanına benzer bir şekilde öne doğru hareket ediyorlar. Jotti Victoria takımından bugün agresif bir başlangıç geldi. Belçika ekibi Tartoletto Isorex'ten yine öne doğru hamleler görüyoruz. Sport Flandre'ın Baluaz Belçika takımı, onlar da klasikler öncesinde birçok önemli sporcusunu Antalya turuna getirdi ve bu kaçışlarla beraber daha iyi bir form grafiği yakalamalarını sağlamak istiyorlar diyebiliriz. Bugünün kapılarını bir kere daha hatırlatalım. Tabii ki etap kısa olduğu için kapılar arka arkaya gelecek. Beslenme noktası mesela 44.6. kilometrede geçiliyor. Sprint primi 52. kilometre. Doğal güzellikler primi 81. kilometrede geçiliyor. Yokuş primi de tabii zirve finişi olduğu için hemen finişle beraber alınacak diyebiliriz. Kaçış grubumuzda bu arada ufak ufak oluştu. Hemen
Şöyle bir yakından görmeye çalışalım. Bunun dışında zaten kaçış grubu oluştuğu için pelotonun ön tarafının da rahatladığını görüyorsunuz. İlk yarım saatte yüksek tempo ile birlikte onlar da bir hayli yorulmuşlardı. Onlar için de bir dinlenme şansı, nefes alma şansı. Hemen kaçış grubunu sayacak olursak Minsk takımından Johan Sobal önde gidiyor. Tartoletto Izorekski, onlar çok agresif başlamışlardı etaba. Maxim Deporter, Abilok takımından Martin Pluto ve Jotti Vittoria takımından yine yarışa çok agresif başlayan Emil Dima önde giden sporcular konumunda. İşte görüyorsunuz iyi bir dörtlü, adları ekranlarınıza da geliyor. Tabii teorik olarak bugün yokuş öncesi ya da yokuşun ilk birkaç kilometresine kadar yakalanmama ihtimallerinin bir hayli fazla olduğunu söylemek lazım. Peloton çünkü son yokuşa diri girmek isteyecektir. Mümkün olduğu kadar enerji tasarrufu yaparak girmek isteyecektir. Adria Mobil'de bugün gözler tecrübeli Jana Ibrahimovic'de olacak. Bunun dışında 154 numarasıyla yakın planda ekranlarınıza gelen sporcu Ryan Christensen. O da Canyon DHB takımının, İngiliz takımının üyelerinden bir tanesi. Yeni Zelandalı 23 yaşında bu sezonun ilk yarışını Antalya turunda koşan isimlerden bir tanesi. Kaçış grubu görüntüye geliyor. Onların da farkı arttırdığını ufak ufak söylemek lazım. 1 dakika 45 saniye civarında devam ediyor. Bunu 2,5 hatta 3 dakikalara kadar çıkarma ihtimalleri olduğunu söyleyelim. Böyle bir etapta mesafeye baktığımızda 2,5-3 dakikalık zaman farkı kapanabilecek bir fark olduğunu söyleyebiliriz. Hemen işte UCI hakem aracı arkalarında, onların da arkasında sporcuların ekip araçları var. Herhangi bir mekanik problem yaşamaları durumunda tabii ki onlara yardım etmek için bekliyorlar ya da yiyecek, içecek ihtiyaçlarını giderebilmek için. Ana grubun önünde Sport Flander'ın Belçika takımı, hemen yine arkalarında dünkü etabı Giovanni Lonardi ile kazanan Bardiani CSF ekibi çalışıyorlar. Canyon DHB takımı bugün iddialı gözüküyor. Onlar da etapın başından bu yana ön tarafı pek bırakmadı. Genç genel klasmancıları Maximilian Stedman'la bugünkü etabı kazanmak istiyorlar. Kazanamasalar bile genel klasmanda liderliğe çıkmak istiyorlar. 23 yaşındaki İngiliz sporcu sezonu Mallorca'da açmıştı. Avrupa'daki ikinci durağı Antalya turu oldu. Özellikle kariyerinde Uzak Doğu'da önemli başarıları olduğunu söyleyelim. Guangzhou turunu 2018 ve 2017 yıllarında kazanmıştı Maximilian Stedman. Takımını ön tarafta gördüğümüz genel klasman lideri. Bugün tabii şöyle bir genel klasmancılardan da bahsedecek olursak, özellikle Sapura'nın İtalyanı tabii yarışsaydı burada Danilo Celano diyecektik ama o da hastalığı sebebiyle yarışamadı. Tabii geçen senenin şampiyonu Jimon Rekita'yı saymak lazım. Bunun dışında Matteo Badilatti, İsviçreli bisikletçi ki İsrail Startup Nation burada. Mikael Rahim'le ilk etabı da kazanmıştı. Badilatti ile bugün hem etabı hem de genel klasmanda yukarılara çıkma şansı var etabı kazanmak koşuluyla. Onlara da dikkat edilmesi gerekiyor. Tabii bu kadar tecrübeli takım varken biraz daha genç ve tecrübesiz bir takım olan Canyon DHB'nin önde bu kadar ter dökmesi hakikaten çok cesur yarıştıklarını düşündürtüyor bizlere. İki profesyonel kıta takımı, Belçikalı Sport Flander'ın ve Bardiani CSF Faizhane, yine önde gördüğümüz diğer takımlar birer sporcularını öne göndermiş durumdalar. Burada şimdi ara sprint kapısına bu arada geliyoruz. Öne doğru ataklar var gördüğünüz gibi. Küçük bir yarış izliyoruz adeta yarışın hemen orta noktasında.
Öndeki ikili bayağı bir zorladılar. Pluto, Deporter, Flutes ve Sobal'in kaçışı devam ediyor gördüğünüz gibi. Bundan sonra bir de doğal güzellikler kapımız gelecek. Orada da yine küçük bir dörtlü sprint mücadelesi izleme şansımız tabii ki bir hayli yüksek. Ama bugünün az solisti diyelim, son bölümde sahneye çıkacak Termessos yokuşu. Geçtiğimiz yıl özellikle yağmurlu ve sisli havanın oluşturduğu atmosferde çok güzel kareler çıkmıştı. Bu yıl hava biraz daha güzel ama tabii tırmanış güzelliğinden çok da fazla bir şey kaybetmeyecek. Hava güzel diye. Öndeki dörtlü farkı 2,5 dakikanın da üzerine çıkardı bu arada. Tabii arka tarafın iyice dinlenmeye başlamasıyla birlikte. Günün ikinci kapısına yaklaşıyoruz. Tartoletto Isorex takımından önde kaçış gerçekleştiren Maxim Deporter. Burada da maksimum puanı hanesini yazdırmayı başarıyor. Bu arada 232 numarasıyla Dima takım aracına gelmiş durumda arka tarafta. Jotti Victoria takımı bugün hem kaçışta hem de pelotonun en arkasında. Emil Diva'da Romanyalı bir sporcu. Andre Guardini'nin takım arkadaşı 23 yaşında. Bu sene Tour of Antalya'ya katılan Tech World Tour takımı İsrail Startup Nation'dan iki yarışmacıyla birlikteyiz. First of all, welcome. How is it going? Öncelikle hoş geldiniz. I feel good. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? It's beautiful here, so all good. Now, do you feel evet, güneş var. Her taraf çok güzel. İyi hissediyorum kendimi. Sen neler söylemek istersin? Dağları ve denizi aynı anda görmek kendini çok güzel hissettiriyor insana. Antrenmanlarınız nasıl gidiyor? Bu yarış için nasıl hazırlandınız? 6 saatlik antrenmanlar yaptık bu yarış öncesinde. Normalde 20-30 saat arası bir antrenman düzenimiz oluyor, diyor. İsrail Cycling Academy, eski adıyla yeni adıyla İsrail Startup Nation sporcuları. Yılın bu döneminde 20-30 saat arası bir haftalık antrenman düzenine sahip olduklarını söylediler. Tabi burada tek World Tour takımı olmaları itibariyle çok dikkat çeken bir ekip. Bir de ilk etabı kazanınca ilk günden beri İsrail takımının ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Tabi geçen sene Mathieu van der Poel'un varlığıyla Alpecin Phoenix takımı biraz daha spot ışığının altındaki ekipti. Bu yıl başta Tim Merlier'in pek bekleneni verememesiyle onlar da biraz geride kaldılar. Az önce bu arada Düzler Çam'ı ekranlarınıza yansıdı. Bu bölgenin özellikle Antalya dışına çıktığınızda en önemli mesire alanlarından bir tanesi. Nefis bir görüntüydü gerçekten. Ve ufak ufak antik kente doğru geçişe başlıyoruz. Kaçış grubunu da tebrik etmek gerekiyor. Böyle bir etapta önde kalmayı başardılar yokuş öncesinde. Hakikaten işte doğal parkın hemen girişi burası. Geçen seneden seyircilerimiz muhakkak biliyorlardır ya da bu bölgeyi ziyaret etmiş seyircilerimiz. Bisikletle çıkılması hakikaten çok zevkli bir yokuş çünkü çoğu zaman size çok zorluk çıkartmıyor. Böyle yumuşak yumuşak yükseliyorsunuz. Yokuşu geride bırakıyorsunuz. Size nefes alacak, dinlenebilecek alanlar da bıraktığı oluyor. Dolayısıyla amatör bisikletçiler için de özellikle bu bölgede yaşayan ya da ziyaret eden amatör bisikletçiler için de tırmanmak için gerçekten çok güzel bir nokta. Öne doğru şimdi tabii kaçış grubundaki işbirliği de belli bir noktaya kadar devam ediyor bisiklette.
belli bir noktaya kadar kader birliği yaptığınız sporcular etabın son kilometrelerinde başlıca rakipleriniz haline dönüşüyor. Şimdi kaçış grubunda da bu değişimi hep beraber gözlemleyeceğiz. Arka tarafa yakalanmamak isteyen bisikletçiler muhakkak atak yapacaklardır. Ana grubun arkasında bu arada kalan iki isim vardı orada. 25 numarasıyla Sasha Vemes'i görebildim. Bir de sevgili Ahmet Örken'in ekibi Sapura Cycling'den bir sporcu arkada kalmıştı. Çok zorlu başlamıyor demiştik yokuş. Dolayısıyla öndeki işbirliği devam ediyor. Henüz bir bölünme yok. Ama tabii arka taraf hızlı girdi yokuşa ve zaman farkını azaltıyor. Zaten temponun arttığını burada geride kalan sporculardan da görebiliriz. 242 numarasıyla Ziga Horvat, Adria Mobil takımından geride kalan isimlerden bir tanesi. Ukrayna milli takımından da Konstantin Daknovski yine arkada kalan isimlerden bir tanesiydi bu bölümde. Ufak ufak aradaki araçların da tabii ki çekilmeleri gerekiyor. Çünkü arkadan ana grubun yani favoriler grubunun yaklaşmakta olduğunu görebiliyoruz. Bu iki grup arasındaki araçlar grubun arasında 30 saniye ve 30 saniyeden fazla fark varsa araya girebiliyorlar. 30 saniyenin altına düştüğü anda tüm araçlar bisikletçiler arasından çekilmek durumundalar. UCI kural kitapçığına göre bu tabii ki iki grubun birleşmesini güvenli bir şekilde sağlamak adına var. Şimdi bu arada bir kontra atak. Önde Minsk bisikletçisi Juhan Sobal'den kaçış grubuna bir ekstradan atak gerçekleştirdiğini görüyorum. Bakalım ne kadar önde kalabilecek. Adria Mobilciler ki bugünün belki de favori ekiplerinden biri olarak onlardan bahsetmiştik. Yanay Brajkovic'in varlığından dolayı birazcık erken eksildiler. Çok çabuk ana grubun arkasına doğru süzüldüler. Burada yine 124 numarasıyla mesela arkada kalan grubun içerisinde BHS takımı, Danimarkalı takımdan Danimarkalı bisikletçi Frederik Müff var. Yine 64 numarasıyla Bikeaid takımından Alman Aaron Grosser'i görüyorum. Onlar biraz daha geride kalan grubun içerisindeler. Minsk bisikletçisi Juhan Sobal hakikaten iyi bir tempo tutturdu. 38 yaşındaki tecrübeli bisikletçi senelerdir bu ekiple yarışıyor. Bu yarış öncesinde Manavgat, Alanya, Gazipaşa ve Antalya'daki tek günlük yarışları da koştuğunu hatırlatalım. Zaten Belarus takımı Minsk Bisiklet Kulübü sık sık bu bölgede antrenman yapan, yarışan yabancı ekiplerin başında geliyor. 74 ve 73 numaralarıyla Felbermayr sporcuları Filippo Forten ve Matthias Krizek yine gruptalar. Ki özellikle Felbermayr'ın bugün Ricardo Zoidl'la tabii ciddi bir şansı var. Etabı kazanabilmek adına özellikle World Tour geçmişiyle Ricardo Zoidl yine geçmişte Avusturya turunu iki kere kazanmış bir sporcu. Yine Çekya turunda da şampiyonluğu var. Ona da bugün dikkat etmek gerekiyor. Önemli yokuşçulardan bir tanesi pelotonda. Bu arada geride kalan isimlerden biri Tim Merli'ye bu sene Antalya turunda pek istediği sonuçlara ulaşamadı. Önceki iki günde zaten bugün ona çok uygun bir etap değil. Onun da geride kaldığını görüyoruz. Bu arada kaçış grubu artık ufak ufak yakalanacak gibi gözüküyor. Tabii çok büyük farklar oluşturabileceğiniz bir yokuş değil Termessos yokuşu. Dolayısıyla son gün bitiş noktalarına göre genel klasman değişebilir sporcuların. Eğer bugün büyük farklar açılmazsa ki açılmasını beklemiyoruz. Dolayısıyla her bir saniyenin önemi bir hayli büyük. Bugünkü finişte sporcuların yaratabildikleri kadar zaman farkı yaratmaları gerekiyor. Bugün yine Leopard Cycling'den Miguel Heidemann dikkat edilmesi gereken yokuşçulardan bir tanesi. Jotti Victoria'dan Federico Zurlo.
Vinny Zabudan, İtalyan ikili Lorenzo Rota ve Eduardo Zardini yine dikkat edilmesi gereken sporculardan biri. Bu arada ataklar var ufak ufak. Ricardo Zoidal'ı hemen ikinci sırada görüyorum. Arkadan Ben Tullett, İngiliz yetenek. Son 3 kilometreye girilirken öne doğru bir atak gerçekleştirdiler. Bakalım önde kalabilecekler mi? Yine Cometa'nın genç İtalyan sporcusu Alessandro Fancello. O da 19 yaşında. Çok genç bir isim. Ivan Basso tarafından özellikle geleceğin İtalyan genel klasmancısı olarak nitelendirilen sporcuların başında geliyor. Onun da performansına dikkat edeceğiz bu yokuşta. Şu anda ön grupta Ricardo Zoidal'la devam ediyor İtalyan bisikletçi. Şu anda öndeki üçlüyü takip devam ediyor. Cometa takımının yine önde olduğunu fakat tempoyu çok da yükseltmediğini görüyoruz. Çünkü önde bir sporcuları var. Fancello, işte bu üçlü. Ricardo Zoidal, Alessandro Fancello ve Alpecin Phoenix sporcusu Ben Tullett. Özellikle İngilizler de son yıllarda tabii ki önemli genel klasmancılar yetiştiriyorlar. Ben Tullett aynı zamanda bu yarışın en genç sporcusu. 2001 doğumlu, 18 yaşında henüz genç sporcu. Ona da dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle dün fiziksel açıdan sporcuları çok zorlayan etapta ekstradan zaman kaybetmemişti. Genel klasman şansı az da olsa devam ediyor bugünkü etap sonucuna bağlı olarak. Son 2 kilometre içerisindeyiz artık. Ve öne doğru yine ufak ufak hareketlenmeler var. Özellikle orada İsrail Startup Nation'dan Matteo Badilatti'yi görüyorum. Galiba yine Ricardo Zoidal atak yapan isimlerden bir tanesi. Önde. Ve Mikel Raim, ilk etabı kazanan sporcu. O biraz daha tabii geride, takım arkadaşı var yanında. Sohbet muhabbet halinde tırmanıyorlar. Bugünkü etabı bitirmek dışında çok fazla bir görevleri yok. Ve son kilometreye giriyoruz. Son kilometreye girilirken Ricardo Zoidal'ın Tim Felbelmayr, Simplon Wels takımından Zoidal'ın adeta bir yokuş zamanı karşısı koştuğunu söyleyebiliriz. Bakalım yakalanacak mı? Arka taraftan özellikle takip yükünü İsrail Startup Nation'dan Matteo Badilatti çekiyor. Ama acaba her şey için çok geç oldu mu? Ya da Ricardo Zoidal yakalanacak mı? Göreceğiz. Termessos'ta yine çok güzel bir finish. Güzel görüntüler var. Ricardo Zoidal hakikaten iyi tırmanıyor. Kadansı ve vücut dili diğer sporculara oranla biraz daha kuvvetli. Ve artık son birkaç yüz metrede. Arkada da iyi bir grup var. Orada genç İtalyan Fancello beraber çalışalım dedi. Orayı biraz örgütlemeye çalıştı. Fakat Zoidal'ı yakalayabilmek sanki mümkün olmayacak. Metreler mümkün olmayacak gibi. Artık son firkete. Sonrasında son birkaç yüz metreyle beraber etabı tamamlayacağız. Ricardo Zoidal önde kalabilecek gibi gözüküyor. Bakın finiş alanı da ufak ufak ekranlarınızın sol üst köşesinden kadraja girmeye başladı. Ricardo Zoidal etaba gidiyor. Avusturyalı bisikletçi son virajı da dönüyor ve etabı kazanacak. Ricardo Zoidal Felbermayr ekibinden Termessos'ta finişi ilk sırada geçiyor. Arkadan Matteo Badilatti geldi. İsrail Startup Nation sporcusu. Yine genç isimler Max Stedman ve Alessandro Fancello. Yine Ben Tullett ve Lorenzo Rota'nın olduğu grupta. Çok değil. Yaklaşık bir 6-7-8 saniye arkadan bu grubu takip ederek finişe ulaştılar. Çok yakın bir finiş. Aynen beklenildiği gibi. Çok büyük farklar oluşmadı. Bu sonuçlarla beraber Max Stedman genel klasmanda liderliğe oturacak ama farklar da çok büyük değil. Dolayısıyla yarın normalde genel klasmanı değiştirmesini beklemediğimiz son etapta sürpriz durumlar yaşanabilir. İşte finiş anı, özellikle arkadan gelen üçlü çok yakın bitirdiler. Adeta bir
MotoGP finali gibi. Evet, şimdi Zoydal'ı dinleyelim. Tebrikler. Etabı kazandı. Neler söylemek istersin? Güzel bir etaptı. Bu etabı zaten bekliyordum. Geçen seneki yarışta hastaydım, sonuncu olmuştum. Dolayısıyla bugünü kazanmak istiyordum geçen seneden bu yana. Akıllıca yarıştığımı söyleyebilirim ve mutluyum. Son bölüm zordu değil mi? Evet, ama ben iyi idare ettim enerjimi. Güçlü hissettim finişe kadar ve mutluyum. Yarın son etap, neler demek istersin? Benim için tabii rahat bir gün olacak çünkü genel klasmanda hiçbir şansım kalmadı etabı kazanmama rağmen. Etabı kazanabiliriz belki sprinter arkadaşımla. Yarınki etabın keyfini çıkartacağım. Evet, Zoydal'ı da dinledik. Onun da tabii hedefi bu tip yarışlarda kendisini göstererek ön plana çıkmak. Stedman, yeni genel klasman liderimiz, neler dersin? Yarın tabii liderliğimizi korumak istiyoruz takım olarak. Umuyorum ki her şey düzgün gider. Ve kazanırız. Bu yarışa gelirken ilk 5 hedefimiz vardı. Lider gitmemiz tabii güzel. Bugünkü etap için neler dersin? Bugün şu anda biraz soğudu hava ama etap sırasında gayet iyiydi. Dünkü etap gerçekten çok çok kötüydü. Evet, burası zannediyorum ki bir amfiteyatro. Burada bulunmak çok güzel. Göreceli olarak hava sıcaktı bile diyebilirim bugünkü etap esnasında, diyor genç İngiliz Max Stedman. Son kilometre bu arada bir kez daha ekranlarınıza geliyor. Bu bölümde zaten Ricardo Zoydal atağını gerçekleştirmişti ve ön tarafta yalnızdı. Arkadan Badilatti, Fancello yetişemediler. Son metrelerde farkı her ne kadar düşürseler de mesafeler yeterli olmadı. Belki bir 1 kilometre ya da 500 metre daha uzun olsaydı etap şansları olabilirdi ama işte her şeyi plana dahil etmek gerekiyor bu tip etaplarda. Zoydal'ın burada kadansı gayet yüksekti. Zaten kendisi de söyledi az önceki röportajımızda. İyi ayarladım enerjimi ve tempomu dedi. Tabii bu tecrübeye sahip bir sporcu Ricardo Zoydal. Avusturya turu gibi. World Tour olmasa dahi 2 EC kategorisinde düzenlenen bir yarışı. Önemli isimlerin katıldığı bir yarışı. Kazanmış bir sporcu. Buradaki eforunu da rahat bir şekilde arkadakilere göre ayarladı ve arkasına dahi bakmadan bugünkü etabı kazandı. Tabii arkadan gelen gençler epey bir dikkat çektiler. Onları ilerleyen yıllarda çok daha iyi noktalarda görebiliriz. Zaten Antalya Turu'nun misyonlarından biri de bu. Genç sporculara bir şans tanımak, onları kendilerini gösterebilmeleri için bir platform sağlamak. Özellikle Max Stedman, Alessandro Fancello ve Ben Talat ilerleyen yıllarda çok daha iyi noktalarda görebileceğimiz sporcular. Podyum ekranlarınıza geliyor. Etap podyumu. İlk üçü. Zoydal, Badilatti ve Stedman bugün podyumda yer alan sporculardı ve mayo sahipleri de ekranlarınıza yansıdı. Yarış direktörü Mutlu Erçevik'le birlikteyiz. Merhabalar. Üçüncü etabı tamamladık. Neler söylemek istersiniz öncelikle bu etapla ilgili? Valla müthiş bir etap oldu, öncelikle onu söyleyeyim. Bu kadar hızlı olacağını beklemiyorduk. Zirve finişi ama neredeyse sprint finişe dönüyordu. Kalabalık bir grup birlikte geldi. Turun kalitesi her geçen sene artıyor. Yani geçtiğimiz yılki Termessos etabını hatırladım şimdi. Geçtiğimiz yıldan çok çok daha hızlı gidiyor. Dün
Öyle epik bir etap vardı. Yağmur, soğuk, gerçekten hava şartları bisikletçileri çok zorladı ama ona rağmen müthiş bir tempo vardı. Böyle kaliteli geçmesi, yarışın böyle kaliteli geçmesi herkes açısından eminim çok büyük bir keyiftir. Peki parkurları nasıl seçiyorsunuz? Onu da sormak istiyorum. Çünkü siz organize ediyorsunuz her şeyi. Evet. Tabii öncelikle Antalya'nın tanıtımına yönelik ilgi çekici yerleri göz önünde bulunduruyoruz. Ondan sonra tabii ki yol koşullarına bakıyoruz. Yarış için elverişli olup olmadığına bakıyoruz. Yani her sene birkaç ufak değişiklikle turu daha cazip hale getirecek, daha keyifli izlenebilir hale getirecek bir format içerisinde hazırlamaya çalışıyoruz. Evet sevgili Mutlu Erçevi'yi dinledik, yarış direktörümüz. Bir de sosyal medya seçkilerimize göz atıyoruz. Evet, sosyal medya bölümümüzle artık bugünkü yayınımızın da sonuna geliyoruz. Üçüncü etap Termessos'ta yine güzel bir finişimiz oldu. Yarın dördüncü etap Side-Antalya arasında geçilecek 136.8 kilometrelik etap ve Antalya turunun üçüncü şampiyonunu belirleyeceğiz. Bugünlük bu kadar. Yarın son etapta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.